Özellikle gıda sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Beta Grup ve Bavayla Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur'la özel bir söyleyişi gerçekleştirdik. Gündemle alakalı konuştuğumuz Yusuf Uğur özellikle referandum konusundaki düşüncelerini ekopazara anlattı. Türk iş dünyasının doğayan isimlerinden Beta Grup ve Vevella Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur ile birlikteyiz. Yusuf Bey merhaba öncelikle. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz makamınızı ağırladığınız için. Sizleri tanıyabilir miyiz? Beta Şirketler Grubu 1978'den bu yana uluslararası üretim, ihracat, ithalat tecrübesiyle biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti Orta Asya, Rusya Federasyonu, Güney Asya, Afrika, Orta Doğu ve kısmen Avrupa'yla çalışmaktayız. Çay grubu başta olmak üzere, Bavella şekerleme grubu, AVM sektörü, inşaat sektörüyle yolumuza devam ediyoruz. 16 Nisan ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olacak. Siz bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Referandum hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 16 Nisan'daki düşünülen bu başkanlık sisteminin bence çok yerinde bir düşünce. Bu düşünceye ben şahsen evet diyorum. Herkesi de evet demeye davet ediyorum. Sebebine gelince çünkü gerçekten 14 yıldan bu yana AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu yol haritasında önümüz açıldı. Eskiden baktığımızda gerçekten küçümsemiyorum. Bir İran, bir Afganistan, bir Hindistan, bir Pakistan gibi hani bir farkımız yoktu. Ama şu anda iş dünyasındaki iş adamlarımızın, gerekse vatandaşlarımızın sehatlarını en büyük soru sorun pasaport kontrolüne geçerken bir Amerikan vatandaşı gibi, bir İngiliz vatandaşı gibi artık rahatlıkla geçebiliyoruz. Yatırımlarımızı büyük bir cesaretle yapabiliyoruz. Bu neyin eseridir? İstikrarlı bir yönetimin, istikrarlı bir hükümetin göstergesidir. Bunu görmek lazım. Sistem değişikliğinin Türkiye'yi çok ilerlere götüreceğine inanıyorum. Tabii ki herkesin tercihi neyse saygı duymak lazım ama bizim tercihimiz evettir. Evettir, Evet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la sizin çok yakın bir dostluğunuz var. Aynı zamanda sizi Orta Asya ve Kafkasya'da da ziyaret etti. E, ne görüştünüz, ne tür konuşmalar geçti <laughs> Tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı burada e, sizin aracılığınızla, onu saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Her şeyden önce bir küresel lider. Cumhurbaşkanımızın programlarını takip ediyor iseniz, iş adamıyla, sivil toplum örgütleriyle, diğer kurum ve kuruluşlarıyla çok yakinen ilgilenen bir liderdir. Ben şunu fark ettim. Milletini, memleketini, ülkesini benimsemiş bir baba liderdir. Böyle bir lidere ben şahsen saygı duyar, sevgi duyar ve gerektiğinde elimde gelen her şeyi yaparım ve inşallah 2030'a kadar da başımızda olmasını temenni ediyorum. Avrupa ve Asya arasında önemli bir e, köprüs oluşturuyorsunuz. Aynı zamanda Kafkasya, Orta Asya'da e, bakıldığında Türkiye nasıl bir durumda? Neler söylemek istersiniz? Bizim e, Orta Asya, Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine ihracatlarımız var ve doğrudan yatırımlarımız var. Her şeyden önce bir Türk iş adamı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu bölgelerde göstermiş olduğumuz performansları zaten iş dünyası, diplomasi, siyaset yakinen takip edip ve biliyordur. Türk milleti 15 Temmuz'da püskürtü oyunu 16 Nisan'da da püskürteceğine inşallah 60 ve 65-70 liraya kadar evet de çıkacağını ümit ediyorum. Ve o zaman ülkemiz kendi bölgesinde daha güçlü Avrupa ve Asya arasındaki medeniyetiyle, tarihi değerleriyle ve dostluk iş birlikleriyle daha güzel yoluna devam edeceğine inanıyorum. Son olarak yatırımlarınız ve hedeflerinizden beti Grup olarak yatırımlarınızdan konuşalım. Evet tabii ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve katkılarına sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, burada sizin aracılığınızla saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Kendisinin de babasının yolunda olduğunu iki devlet bir millet olarak hiçbir ayrım gözetmeden bizlere her türlü destek ve yardımlarını sağlamaktadır. Şu anda Azerbaycan'daki inşallah çay plantasılarında büyük genişlemeler olacak. Yeni çay kimleri olacaktır. Aynı zamanda Pakistan'da Ruba grubuyla bir e, iş birdeliğimiz söz konusu olacak. Marketler zinciri düşüncelerimiz var. Prensiplerde mutabız. Bir iki tane büyük fabrika projemiz var. Bavella fabrikası. Bunlarla ilgili de altyapıları sağlanmaktadır. Şu anki e, çalışmalarımız bu. Devamında e, Sincan Uygur Atonomiyası Çin bölgesinde çalışmalarımız var. Zemin hazır olduğu takdirde buraya da inşallah bir bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Eco Vitrin Medya Grubu. Bağımsız medyanın gücü.